Chatham House'un Amerika'daki kolu CFR'ın yayını Foreign Affairs, yaklaşan İslami kültür savaşları, İran, Rusya ve Türkiye güya Suriye'nin geleceği için ana figürler olacaktı, öyle olmadı, ayrılıyorlar gibi sürekli fitne çıkaran yazılar yazarken, sizin Rusya'dan Pravda, İran'dan Tehran Times, İsrail'den The Jerusalem Post gibi en önde gelen gazetelerde çıkan birleştirici ve yatıştırıcı yazılarınız vesilesiyle ülkeler arasındaki küskünlükler kalktı, ticari ilişkiler gelişti maşallah. İran, Rusya ve Türkiye'nin birleşerek Suriye'deki savaşı sonlandırma ve yeniden inşasındaki girişimlerine sizin teşvikiniz büyük oldu ve vesile oldunuz inşallah. Bu gazetelerde yayınlanan makaleleriniz hem en çok okunanlar listesinde yer alıyor maşallah. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ayrıca Adnan Bey, Almanya'nın en büyük ulusal gazetelerinden Süddeutsche Deutsche Zeitung'da sizin evrim karşıtı çalışmalarınızla ilgili bir haber yayınlandı. Haberin konusu Almanya'nın Münih şehrine yakın Fürstenbruck kentinde dağıtılan evrim karşıtı broşürler. Haberde halkın posta kutularında bulduğu renkli evrim karşıtı broşürlerin tüm kentte büyük bir heyecanı yol açtığı vurgulanıyor. Dikkat çekici olarak... Dikkat çekici olan nokta, broşür Hristiyan yaratıcılara değil, Müslüman bir yazar olan Adnan Oktar'a ait diye belirtiliyor. Adnan Oktar'ın hedefi Darwinizmle mücadele ederek ateizmi ortadan kaldırmak ve tüm dünyada Kur'an ahlakını yaymak diye belirtilen Süddeutsche Zeitung, Adnan Oktar'ın eserlerinin Almanya'da etkin olan Milli Görüş Hareketi'nde de geniş kabul gördüğüne vurgu yapıyor.